Hop, adamların hepsi bana çullanıyor. Dedik sıçtık, tamam. Burada sıçıyoruz. Ama bakın burayı nasıl kazandırıyorum. İzleyin şimdi. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? Bu adamların üçünü de şura tutmuş oldum. Tamam mı? Hadi burada taba deneme yapıyorum. Tak diye tutuyor da. Hızlı bir şekilde kafasını atlıyoruz. Şey yapamaz. İzleyin şimdi. Bakın yöne bir atlayacak. Ben yöneden çekindiğim için yöneden çıkıyorum bak. Kıvıyı kolluyorum ben. Yöne ultisi yemek istemiyorum içime. Yöne ultisini alacağım abi. Direkt kıvıyı atlıyorum. Hiç düşünmüyorum bak. Hepinize selamlar. Ben Eraş. Bugün Briar dereceli oyunumun analizini yapacağız. Selam. Neden bu videoyu analiz yapıyorum? Çünkü bu video size birazcık olsun motivasyon versin. Biraz olsun bir nasıl diyeyim? Hani bir umut versin niteliğinde. Her oyunun kazanılabileceğine inancınızı arttırma niyetiyle yapmış olduğum bir video. Arkadaşlar bu oyun normalde ben bu videoyu çekmeyecektim. Yani bu maçı videoyu çekmeyecektim. Ama baktım ki bu oyun gerçekten analiz edilmesi ve çekilmesi gereken bir video. O yüzden ben de şu an kayıt tuşuna bastım. Sizlerle beraber bu videoyu analiz ediyorum. Arkadaşlar şimdi ilk başta ben kuşlardan başlıyorum. Kuşlardan başlamamın sebebi farklı bir rotasyon izlemek istemem. Ayrıca bu şekilde daha hızlı döndüğüme ve red buff'ın üzerinde biraz daha uzun süre kalmasını sağladığından dolayı bu rotasyonu yapıyorum. Kuşlar, golemler ve red buff şeklinde oradan da maviye kaçacağız. Fakat fark ettiyseniz Lee Sin bizim mavimize dönüyor. Şimdi bot lane orada bir hata yaptı. Ben oraya totemli indirdim. Totemlediler mi görmedim. Şimdi günahları ne yapayım? Geri de sarmak istemiyorum. Siz bakarsanız totemledilerse bile kırmışlardır diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Fakat çok rahat bir şekilde değilsin benim mavi dönüyor. Şimdi oraya bir tane totem attım. Neden attım? Bende birazcık bir paranoyaklık var. Normalde siz öyle totem atmayın. Bende birazcık paranoyaklık var arkadaşlar. Lee Sin buraya gelir tarzında bir paranoyaklık yaptım. O yüzden oraya attım. Ama siz dediğin gibi bunu atmayın. Şimdi buradan ben mavime gidiyorum. Burada hata yapacağım. Geri döneceğim. Geri dönmeme gerek yok. Orada ölüyor. Siz bunu yapmayın. Hem ben size burada yapılması gerekenler hem de yapılmaması gerekenleri söyleyeceğim. Elmas Edo'yuz şu an oynadığımız. Burada W bastım ve baktım ki kurtlarım yok. Benim aslında W bastıktan bir karakterim gitmedikten sonra hemen dönmem gerekiyordu. Ayrıca Lee Sin'i bot lane'de gördüm. Bir de üstüne hani haritadan baktım oraya tıklayıp ki üstüne mavi buff var. O zaman değilsin benim mavi dönmüştür. Ayrıca bunu taba basarak CS'inden de anlayabilirsiniz. Burada 10 kardeşim maviye ping attı geliyorum diye. Ben normalde kurtlarından başlayıp Gromp'a gidip mavisini dönecektim. Çünkü can değerleri daha az. Ama baktım ki geldi daha hızlı alacağız mavi diğerlerinden. Hemen maviye girdim. Buradan siz kurt gromp yapabilirsiniz. Kurt gromp yapmanızı tavsiye ederim. Zaten en son Lee Sin mavideydi. Buraya gelmesine çok fazla var. Ki ayrıca daha red side'ını dönecek vesaire vesaire. Daha uzun süresi var. Hani hiç paranoyaklık yapmayın. Benim gibi bu şekilde kurtlarından başlayın. Gromp yapmayın. Ama sizin tercihiniz. Bu şekilde yaparsanız süre kazanırsınız. O şekilde hani gromptan başlayıp kurtlara giderseniz süre kaybedersiniz. Çünkü daha bunun yan pedisi var. Bu oyun yenilmez girdim ben. Ürünleri size ekrana veririm eğer unutmazsam. Hatta sağda da görebilirsiniz. Yenilmez girdim ben. Ama ben size bir tane rünleri veririm arkadaşlar. Üşenmem. Adamın ittirdiğini görünce yöneye gidiyorum. Yönün arkasından yaklaşıyor. Normalde burada E basacaktım fakat basmadım. Burada hızlı W bastım. W bastığım için de rakip kaçıyor. Siz W bekletin arkadaşlar. Ve Q'yu geç atın. Burada bir deneme yaptım. Flash'a yapıp duvara vuracaktım. Burada da dive'lamış olduk. Her türlü skoru aldık ama siz benim dediğim gibi yapın. W'yu bekletin. Ondan sonra atın. Burada beni pingliyor diye biliyorum ben Aphelios. 30 tane dive yiyince. Ben de rakibe yazıyorum. Aynen. Beni burada pingleyecek. Ben de burada chat yapıyorum hani. Yapma misali. Sonra mute atıyorum zaten. Sonra ben bütün takımı mute atıyorum bu arada. Sustur atıyorum. Siz de öyle yapın. Rakibi dinlemeyin. Her zaman kendinizi dinleyin. Çünkü siz en iyi oynayansınız. Bu şekilde düşünün. Tabi sizden daha üstün birisi varsa onun da kulağına dikkat edin yani. Onun dediklerine dikkat edin. Kulağına dikkat edin de. Onun dediklerine dikkat edin. Burada kuşlarımı alıyorum. Ardından bir mid side'e gidiyorum. Bak hala pingliyor beni. Burada mute atıyorum artık. Hemen mid'e yürüdüm. Baştım W'yu. Ota atak. En sonunda Q'yu attım. Size top lane'in dediğim şeyi yaptım. Sonra buradan geri çıkıyorum. Burada Orianna da diyor ki lane'i tut orada. Ben de biliyorum kanka hani. Biliyorum AMK yazıyorum. Burada Lee Sin'in geldiğini görünce hop. Q'la dojluyorum buradan. Minyonu Q atabiliyorsunuz. Bunu oyunda çok kullandım bu arada. Yeri geldi zaten göstereceğim. Burada kurtlarımı da alıyorum artık. Bakın oradan benim kuşlarımı falan görüş açıyor. Hem kuşlarıma bakıyor hem mid'e görüş açıyor. Lee Sin. Ben burada kurtlarımı mışın mışın rahat rahat alıyorum. Burada pingliyorum ki top lane'de adam top lane'i gelecek diye pingliyorum adamı. Zaten rotasyonu birazdan çevireceğim. Burada niye base atıyorum? 1700 gold'um vardı bu sırada. Gromp almakla hiç uğraşmak istemiyorum. Hem de top lane'e ve void'lere yetişeyim diye şey yapıyorum. Hemen tava
basayım, aldığım itemleri göstereyim. Tünelci, çizme, başka da bir şey. Bir tane dokuma zırh. Çünkü iki tane AD var karşıda. Top lane'de. Onları hazırlıklı olsun diye dokuma zırh çekiyorum burada. Hem de botu hızlı bitirelim diye. 36 CS, 27 CS. Kontrol totemi sıkıştırabiliyorsanız ping ward alın, yani kontrol totem alın. Buradan hemen tapu yürüyorum. O ultisi geldi bir tane. Yürüyoruz oraya doğru. Yetişmeye çalışıyoruz. Burada güzel geliyorlar fakat burada Yone kaçıyor. Flash atıp. Burada kill alıyorum ben. Burada pingliyorum onu hatta, nasıl kaçabiliyor olacağını falan diye. Hıvı geliyor. Ben de burada oraya anlıyor. Artık ping atıyorum. Bak kanka gitme, manan yok. Canın yok, gitme. Hıvı seni kesecek diye ping atıyorum. Boş ver, kill gitsin. Burada ölecek arkadaşlar. Çok kötü bir yerde base atıyor. Ult yiyecek kafasına ve ölecek. Bana burada yardım ping atıyor. Ben de hayatı bozuyorum. Hata yapıyorum burada. Siz yapmayın. Burada ben eğer ki Lee Sin top side'de olsaydı burada iki tane boyunca da kaybedecektim. Fakat şansımıza attığı rotasyon bot side'a yönelik. Botu çok seviyor adam bu arada. Botu birçok kere düşürdü. Bakın 0-1 dakika daha 7. Normal. Ama şu an değil hatta. Bir süre sonra bu hızlanacak. Yani ardı ardına kesmeye başlayacak. Dive yemeye başlayacak bizim bot lane. İzleyin, göreceksiniz zaten. Burada Ledim'e doğru gideceğim herhalde. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Void'e gideceğim. Pardon, Void'e gideceğim. O ping attı. Geleceğim diye. Ben burada Lee Sin'in burada olduğunu düşünüyorum. Haritaya hiç bakmadım burada. Baktım Lee Sin yok. Hıvı'yı Yone gözüküyor. Girdim buraya hiç düşünmeden. Bakın fark ettiyseniz Lee Sin'e bot side'de geziniyor ve hep yanlarında birisini götürüyor. Benim burada mavime giriyorlar adamlar. Mavimi çalıyorlar. Ben void'lerimi alıyorum mışıl mışıl. Hiç rahatım falan bozmuyorum. Orayanla oraya pingiliyor. Pardon, Lulu pingliyormuş hatta. Ben burada yine her zamanki gibi void'lerimi alıyorum. Aldım void'lerimi. Bakıyorum buradan scuttle'a. Hop QE. At bakalım QE'ni. At bakalım QE'ni. Chat yapıyorum burada. Tak tak misali. Bu şekilde alabilirsiniz. Hızlı olur. Q'dan hemen sonra E basarsanız hızlı bir şekilde alırsınız. Şimdi ben burada counter jungle yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. İlk başta. Göreceksiniz zaten. Şimdi burada totemi salacağım adama. Burada red side'ime doğru yürüyüp maviye yürümüş olmam lazım. Öyle hatırlıyorum. Şu an red'ime doğru yürüyorum. Bakalım red dalacak mıyım? Evet, red'ime dalıyorum ben. Tamam. Başka bir zaman yapmışım o zaman. Burada red'imi alıyorum. Şimdi burada counter jungle'ı hiç düşünmeden girin. Fakat bakın görüş varmış. Tarayıcını bir tane bulundurun. Ha bak buradaymış arkadaşlar. Red'i bıraktım ben. Baktım adamlar bot side'da. Hiç düşünmeden o görüşlere rağmen birazdan gideceğim. Şimdi tabi deniyorum. Niye deniyorum buraya hiçbir fikrim yok. Burası denenmez normalde. Boşuna görüş vermiş oldum. Buradan atlıyorum. Hemen adamın blue side'ına dönüyorum. Siz bu şekilde yapmayın dediğim gibi. Hemen maviye girin. Adamın mavisini alın. Bot side'ına dönün. Ay pardon, top side'ına dönün. Bir de böyle bir gank atmayın. Koridora attığınız gank, attığınız koridordaki minyonlara bakın. Ona göre gank atın. Ona göre baskın atın oraya. Çünkü gördüğünüz gibi bok gibi bir yer vardı orada. Minyonlar falan. Rezaletti. Burada Yone bana yürümüyor. Yone burada beni hiç rahatsız etmiyor. Burada Yone'nin de hatası var. Ben burayı rahat rahat dönüyorum. Normalde burada Yone'nin ve Hıvı'nin beni darlaması gerekiyor. Ama darlamıyorlar mesela. Donların hatası. Darlansak ne olacaktı? Ya ölecektik ya da buradan kaçacaktık zaten. Baktılar hala darlanmıyor. Ben dönmeye devam ediyorum. Riskli şu an. Ama ben ya devam ediyorum. Yani şu an mesela Lee Sin o kuşları hiç almayıp bana gelebilirdi, anladınız mı? O totemden görüşüm alıp. Hiç red'ini falan da dönmeyebilirdi. Burada tapa deneme yapıyorum. Tak diye tutuyor da. Hızlı bir şekilde kafasını atlıyoruz. Burada adamı dürtüklüyorum. Burada orm gelmiyor. Neden gelmiyor bilmiyorum. Bakın göreceksiniz birazdan. Ha tamam. Geliyormuş arkadaşlar. Benim hatalarım var. Hata olur böyle. Şimdi burada dive istiyorum. Bakın Yone'nin kliklerinden aslında Lee Sin'in burada olduğunu anlıyorum ben. Burada atlıyorum, bakın orm burada gelmiyor işte. Ormun burada gelmemesinin sebebini anlayamadım. Normalde gayet alabileceğimiz bir yerdi. Fakat orm kardeşim burada gelmemeyi tercih etti. Yapacak çare yok. Yapacak çare yok. Biz buraları ileri saralım. Şimdi burada 15 saniye geriye aldık. Benim kurtlarıma golemlerime girdiğini görünce gitsin hemen kafasını atlıyorum. Adam bana burada ulti koyuyor. Ben de hemen flash'ı koyuyorum. Hiç acelerim çünkü üstte shutdown var. Burada çok otomist yapıyorum bu arada. Hemen adamın benim golemlerimde olduğunu gördüm ve girdim. Normal red side'den geldim. Şu sağ üstteki çalı var ya arkadaşlar. Oradan geldim ki red'de mi değil mi diye. Red'i bir check ettim. Baktım red'de değil. O zaman golemler de hala. Girdim. Adam golemlerdi. Kestim adamı. Burada kuşlarımı alıyorum. Rahat rahat. Mışıl mışıl. Bu sırada bakalım bot lane'imiz ne durumda? 1-3 olmuş. 0-3 olmuş. Normal 6 kere ölmüş bot lane'imiz. Karşı lane'de 4-0. 3-1 şu an skorumuz. Burada bakalım yarık gökyüzünü ilk item olarak alıyoruz. Çünkü yarık gökyüzü Briar'a çok yakışan bir item ki yenilmez de oynuyoruz zaten. Can vermesi muhteşem bir şey. Can veriyor ve o can bize gerçekten göreceksiniz birazdan TF'li. Çok işimize yarıyor o canın da yeri. Verdiği can anlık. Şimdi buradan hemen yürüyorum abi. Buraya totem atıyorum ilk başta. Adamın nerede olduğunu görmek için. Şimdi burada Gromp için ölmek istemediğimden dolayı hiç W atmıyorum. Çünkü adamın arkası var.
Adam zaten bunu alıyor çarpla beraber. Ben boş veriyorum. Kendi kurtlarıma doğru gideceğim. İlk önce totem var tabi. Totemi kırmam lazım. Adam zaten hiç uğraşmıyor benimle. Kurtlarım öyle gitmiyormuşum bu arada. Hemen yampiri alıyorum. Çarp atıyorum ki adamın yaklaştığını gördüm ve beynim gitti. Buraya zorluyor. Hiç bakın. Burada artık takip etmiyorum çünkü ward jump atacağını biliyorum adamın. Adam karşıdaki missing galiba 1.5 milyondu. O yüzden adamın bunu yapabileceklerini biliyorum. Şimdi burada hıvıyı çok büyük bir hata yapıyor. Anında giriyoruz ve burada kill alıyoruz. Boş boşuna çarp. Zaten adamın üzerinde kanam var ki Orion'un oto atakları çok fazla vuruyor. Burada E basılı tuttum ki hasarı daha azalayım. Ormanda canımız sıkılmasın sonra. Şimdi buradan bot side yürüyorum. Bakın burada yarık gökyüzünün ne kadar işe yaradığını göreceksiniz. Burada bekliyorum. Burada totemin olmadığını biliyorum. Çünkü totem yeni kazılmıştı. Bakın buradan ilk Vayne'e atlıyorum. Lise şimdi bana doğru atlamadı. Atladı. Bakın gördünüz mü? Oto atakta nasıl can çektik? Onu size bir daha göstermek istiyorum. Oto atan verdiği canı görmenizi istiyorum. Şimdi 0-5'e aldık. Ben burada ilk Vayne'e atlıyorum. Vayne'e stun'ı sokuyorum. Ben kırmızı olurum arkadaşlar, kaçırmayın. Şimdi bakın. Ben burada çok fazla hasar yiyorum. Burada attım, yenilediğim cana bakın. 288 can yenildim bir oto atakla. Ve bu benim biraz daha uzun yaşamamı sağlıyor. Burada hatta bak beni bakın Vayne beni bırakıyor hatta burada. Ben biraz daha uzun yaşıyorum. Buraya totem atmasa belki de ölmeyecektim yani, öyle diyeyim size. Bunlar ufak detaylar ama. Olsun. Burada Aphelios Ghost'un yeni basıyor. Adamın yeni mi geldi Ghost'u? Burada hiç infom yoktu. Sarıyorum ileriye. Buraya mid'e bir ulti denemişim. Hemen kendimize gelelim. Buradan kendimize tutlayalım. Mavimizi aldık. Tatlı tatlı mavimizi alıyoruz. Bu arada arkadaşlar daha çok analiz videosu isterseniz yorumlara yazmanız, beğenmeniz, ne bileyim izlemeniz yeterli. Ben izlenme sayısından ve beğenme sayısından anlıyorum. Zaten analiz videoları çok sık gelmez. Yani neredeyse hiç gelmez. Baktım beyni aldı. O zaman işaret yapmaya başlayabilirim. Burada hemen adamı tak sana sokuyorum. Adamı oynatmıyoruz burada. Hiç korkmuyorum bakın burada. Hiç korkmuyorum. Anında dalıyorum bak. Burada normalde double atacaktım. Sağa doğru dolacaktım bana atlayacağını düşünüp. Ama trash kardeşim geldi yetişti. Bu arada takım şu an mutlu bende. Susturuluk herkes. Şu an takım bende mutlu bu arada. Herkes susturuluk bende. Siz de böyle yapın. Takımı dinlemenize gerek yok. Burada bota yürüyorum. Main çünkü Lulu çok ayrık düşmüştü Vayne'den. Burada Thresh geliyorum ping atıyor olması lazım. Hayır pardon. Şey atıyor. Fener atıyor. Ben de diyorum ki bak adamın 9-0 değil mi? Adam 9-0. Hani kafa bulma bende. Burada Gromp'ı salıyorum normalde ilk başta. Bu Gromp'ı hiç zorlamıyorum. Ama baktım Vayne'ler yürüyor başka tarafa. Gromp'a giriyorum. Burada Gromp'ı verme pahasına saldım yani oyunu. Burada Gromp'ı alıyorum. Hiç ejder mejder düşünmüyorum. Lee'sin nerede falan filan. Ben normalde Lee'sin'in burada olduğunu düşünüyorum bu arada. Hani arkadan atlamıştır, görüş vermemiştir diye. Sonra mid'de görüyorum adamı zaten ben. Ama ilk de girmiyorum zaten. Çalamazdık. 9-0 adam. Yani onu çalma gibi bir ihtimaliniz yoktu. Üstüne çöksek bile o beyin her türlü Lulu sayesinde bir şeyler yapardı. Burada bakın nereden yürüyorum. Nasıl bir daire çizdim orayı. Yarım daire çizdim. Görüş vermeden gittim. Hıvayı da hata yaptı zaten. Görüş olmayan bir yere girdi. Burada kill düşürdük. Ulti attık. Tak diye tuttu o da. Bakın burada güzel oynuyorum. Burada bir oynayış var. Buraya dikkat edin. Adam atlayacak ya. Hop. Flash'ı koyuyorum burada. Tak. E-Lex'ini duvara vuruyorum. Kaçıyorum buradan. Yönünün arkasına doğru gidiyorum. Yönüye stun koyamadım burada. Ama sıkıntı yok. Hop. Bunu düşürdük. Buradan da hemen yampiriye, pardon, alamete geliyoruz. Ben zaten oyunun ilk başına veya şu an buraya, ama o yüzden oyunun ilk başına koyarım, editin ilk başına altın gold tablosunu, hem Lee'sin de kendi aramdaki hem de takımın şeyini nasıl döndüğünü kendi gözlerinizi görüyorsunuz. Hani neler düşündüğümü, neler yaptığımı bakın. Buradan alamet alıyoruz. Normalde burada Ornn'a salacaktım fakat Ornn 2-0-2. Yani gerek olmadığını düşündüm. Bunu ben daha iyi kullanabileceğimi düşündüm. Fakat burada sıçıyorum bu arada. Anlı bak. Totem ward jump yapacaktım. Alamet atıyorum burada. Sonra ward jump atıyorum. Baktım basıyorum ben buna. Baktım bastım, hiç ready falan almıyorum. Baktım iki tane top lane'imiz var. Aphelios bot lane yukarıda. Ben dedim bu alameti kullanırım. Kullanabilirim. Buradan basıyorum abi alamete. Gidiyorum buradan. Bangır bangır gidiyorum. Hemen vurduruyorum. Bakın burada şöyle bir şey görmeniz lazım, hatayı. Şimdi burada Vayne var. Burada Yone var. Abi Lulu. Lulu burada tek. Bakın. Burada tamam Lee Sin'in görüşü yok.
Hvi'nin görüşü var ama bunun arkası Lee'sin olsa bile hiçbir şey fark etmez. Çünkü biz buraya yaklaşık 3 kişi yaklaşığız zaten. Adamla aramızdaki mesafe neredeyse 500-600 birim değil mi? Ya da daha azdır bilmiyorum. İzleyin ne oluyor. Bakın burada direkt tak hepimiz Zulu'yu kesiyoruz. Healer'ı kesiyoruz. Bu şekilde artık support olmaları kalmıyor. Hani destekleyen bir şey kalmıyor. Burada kaça kaç olduk abi? 4'e 2. Adamlar mid'i zorluyor. Bakın mid nerede? Adamlar boş yere şu an oynuyor. Hemen kendimizi kilitleyelim. İzleyelim abi. Ben arkadan gidiyorum buraya. Arkadan yaklaşıyorum. Buradan Vayne'e oturmam lazım. Vayne öldü zaten. Buradan Yone'ye atladım. Bakın burada adamların yaptığı bir hata. Bakın bir hata. Aphelios'a 3'te 3 attırıyor. 4-6 oluyor. 1-6'dan 4-6 oldu adam. Tier 2 alıyoruz buradan. Bakın burada da Hvi hata yapıyor. Nerede olduğunu gösterdi bana. Hop atladım buradan. Adama daldım. Hop Lee'sini aldım. Bakın Lee'sini bana kill attı. Hop adam direkt duvara vurdum. Direkt duvara vurdum adama. E'ye bastım. Burada Lee'sini atlamasaydı bir şey fark etmezdi. Her türlü bizden alacağımızı aldık burada. Tier 2'yi aldık. Bir de next şeyini aldık. Inhibitor'a klosunu alıyoruz. Burada E'ye bastım. Hemen Lee'sini feneriyle. Ay Lee'sini diyorum. Thresh'in feneriyle çıktım buradan. Hiç geri dönmedi bir niyetim yok. Adamların yaptığı bir hata İmperator Kulesi'ne kadar açılmasına sebep oldu. Gördünüz mü? Yani bu bizim yaptığımız, benim yaptığım bir hamleyle, support'a dalma gibi bir hamlemle, takımı yönlendirmemle Lulu'ya aldık orayı. Hatayı değerlendirdik hemen. İşte bunu sizin yapmanız gerekiyor. Burada Aphelios galiba ölecek demekti, öyle hatırlıyorum. Aynen öyle. Shutdown veriyor 600 gold. 6. aldığı 3 kill'i hemen adam satıyor, veriyor hemen. Burada red side'ım var. O yüzden ben red side'ıma dönüyorum. Red side'ıma dönüyorum. Burada artık yapacak hiçbir şey yok zaten. Lee'sinin görüşü de olması lazım. Aynen Lee'sini de görüyoruz burada. Yani yapacak şu an hiçbir şey yok. Adamı diff atmaya çalışıyorum. Bakalım %109 CS. Level olarak da gözüküyor mu acaba? Gözükmüyor. Görmedim orada. Solda. Ha gözüküyor. 10-11. Adamdan şu an öndeyim. CS olarak da level olarak da. Az bir şey ama olsun. Bunlar çok şeyi fark ediyor. Şimdi burada ordunun tek olduğunu görüyorum. Burayı durduracağım. Şimdi burada çok geç düşündüm. Burada bayağı geç düşündüm. Açıya bak. Diyor bak. Çok geç düşündüm. Buraya ultiyi çok geç salladım. Normalde daha erken sallasam belki bir şeyler yapabilirdik. Yine yapıyoruz. Burada takımı kazandırıyorum ben. İzleyin şimdi. Ben buraya ulti sallıyorum, tamam mı? Hemen kendime kilitleyip açıyorum. Ulti sallıyorum buraya. Giriyorum aralarına. Bakın burada hemen küçük bir trik göstereyim size. Ne yaptığımı göstereyim şimdi. Okey, burası her şey tamam. Hızlıca geçiyorum. Ulti salladım. Bakın şimdi. Geliyorum buraya, tamam mı? Baktım. Aha sıçtık. 4 kişi var. Adama gidiyorum şu an. Hemen E basıyorum. Aa hemen E bastım. Buraya totem. Hop buraya borçam. Yönenin ultisini dodge'lıyorum. Buradan çıkıyorum. Ama bakın. Starak aldığım için, ikinci item Starak aldım bu arada. Starak aldığım için ikinci item doğru tercih, doğru item tercihinden dolayı kalkan alıyorum. Bu kalkanla beraber daha uzun yaşıyorum ve uzun yaşamamın sonucunda Aphelios buraya Infernum ultisi atıyor. Mavi silah ultisini atıyor. Herkese çok fazla vuruyor. Buradan bunu düşürüyorlar, buradan bunu düşürüyorlar, burada adeta takımı kazandırıyorum abi doğru item tercihiyle. Bakın bir item ya, bir item sayesinde şuraya bir tane attığım War Jump sayesinde TF kazandık mesela. Hani bunları yapın arkadaşlar. Şimdi buraları göstereyim hemen. Şimdi burada burası da önemli. Şimdi burada iki ejder var, tamam mı? Adamlarda iki tane ejder var. Bunu verirsek adamlar ruha bir adım daha yaklaşacak. Tamam mı? Ben bunu göz ardı ettim. Yani bunu unuttum arkadaşlar. Etmeyeyim. Şimdi buraya buraya TP geldiğini gördük. Ben W'm açık şu an burada. Normalde eğer W'm olmasaydı ben bu içeri girip E basayım falan düşünüyordum. Çok büyük bir hata yapıyordum mesela. İyi ki bunu düşünmemişim. İzliyoruz. Hvi buraya geliyor. Bakın benim konuma bak şimdi. Ben buradan yürüyorum. Bak Ejder'i falan saldım ben. Umurumda değil. Ne yapıyorum abi? Kim var burada? Şu var değil mi? Bu adam ne abi? 12'ye 2 değil mi? Bu takım keriliyor şu an. Bakın ne yapıyorum. Ben de kaça kaç gidiyorum? 8-3 gidiyorum. Üstümde Starak var. Yarık gökyüzü var. Bakın. Burayı boş yerim. Ejder'i boş yerim. Burada kime dalıyorum? Vayne'e dalıyorum. Burada rakip... Allah pardon. Çok özür dilerim. Biraz ileri saralım. Biraz ileri saralım. Heh. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? Bu adamların üçünü de şurada tutmuş oldum. Tamam mı? Şimdi hafiften bir geri alacağım. Heh. Birazcık hızlı yapalım şuraları. Hızlı yapalım. Tamam. Tekrardan bakın. İzleyin. Burada Vayne'e atıyorum. Bak stunladım değil mi? Şu an 3 kişiyi burada uzak tutacağım fight'ten. Bak.
Bak 3 kişi şu an fight'tan uzak tuttum. 1'e 3 oldu burası. Burası kaç? 4'e 1 oldu değil mi? Bak şimdi. Şimdi ben burada dayandım. Ben burada dayandım abi. Ben ölmedim değil mi? Buraya kimse duvara vuramadım. Olsun. Bakın ölmedim. Ne oldu abi pozisyon şimdi? 5'e 3 oldu. Benim şurada 3 kişi tutmamla bak. Şu Vayne'in şu TF'ye katılamamasıyla. Abi sonrasında ne oluyor? Bak. Aphelios'tan Gravitium kuyusu geldi. Tuttu onu. Thresh'ten kime geldi? Lulu'ya geldi galiba. Stan geldi. Bak. Vayne uzak. Ben ne yapıyorum şimdi? Vayne bu çizgi değil mi? Bu line'da. Hiç bu ikisinin umurumda değil bak. Vayne bu line'da. Nereye kaçabilir? Buraya kaçabilir. Buraya buraya. Ya bu adam buraya kaçmak gibi bir lüks yok zaten. Burada Aphelios var. Buraya kaçarsa biz yakalayacağız. Buraya kaçarsa tamam kurtulma ihtimali var ama orada iki kişi var burada. Tek buraya kaçma şansı var değil mi? Ben ultiyi nereye sallıyorum? Tam adamın çizgisine. Ulti kötü atıyorum ama tutuyor. Yine bu ultiyi bu line'a atıyorum. Tutmasıyla ne oluyor abi? Biz burada tak diye Vayne'i yakalıyoruz. Ne olmuş oldu abi? Teamfight'i kazanmış olduk. Ejder gitti ama teamfight'i kazanmış olduk. Burada flash aldık. Gördünüz mü? Lulu'nun flash'ı gitti. Ne oldu şimdi burada? Bir ejder kaybettik ama Lulu... Pardon. Bir ejder kaybettik ama Boron aldık. Bakın. Takır takır alıyoruz Boron'u bak. Bak ne yapayım? Hiçbir şey yapamıyor. Bak takım hiçbir şey yapamadı. Gördünüz mü? İşte bundan bahsediyorum. Bizim yaptığımız tek bir hamle sayesinde oldu bunlar. Devam edelim abi videoya. Devam edelim kesin. Ne olmuş oldu? 3 ejder olmuş oldu adamlar. Ama 40'a 45 5K bir fark var aramızda adamlarla. Zaten bizim Void'imiz de var. 3 tane adamlar Void alamadı. Alamet de aldık biz. Yani üst top şeylerini, hiçlikleri almış olduk biz tamamen. Adamlar sadece 3 tane boss side'deki kampları aldı. Objektifler aldı. Şu an Orion da bana destek oluyor. Hızlı hızlı orman dönüyorum sayesinde mesela. Bu da bir hamle. Bu da benim süre kazandırıyor. Burada boss side'ı salıyorum adamın farmları. Tak base atıyorum. Burada çünkü ölümün dansı bitiyor benim. Çektim ölümün dansını. Yarık gökyüzünde oradan dolayı yüksek 60 AD falan veriyor. Şimdi burada göstermek istediğim bir şey var. Baktım Yone şu an ittiriyor burayı tamam mı? Yone'nin ittirdiğini gördüm. Takım 4 kişi de mid lane'de. Şu an ben adamla biriyim. Adamlarında bir level fark var. İtem farkı var. Ben bunu kesebilirdim. Ama kesemedim. Çünkü ultisi vardı. Ama ne olmuş oldu? Adam base atmak zorunda kaldı. Peki fight şu an daha iyi. Bot side şu an daha iyi. Belki midi kaybedebilirdik. Evet, flip atıyoruz ama botu açıyoruz. Burada kontrol tetem atıp adamlara görüş alıyorum. Burada beni takiplemedi. Allah'tan yapmadı çünkü yetişir takım. Ben dayanırdım o zamana kadar. Yarık gökyüzü ölümün dansıdır. Yani dayanırdım, her türlü dayanırdım. Terak falan filan her türlü dayanırdım. Ölürlerdi. Beyin de bunu düşündü herhalde. Geri tıkladı. Burada hemen red alıyorum. Takıma red kazandırıyorum. Bakın Orion da botu açtı mesela. Yone oraya geç gitti benim yaptığım hamle sayesinde. Adam tapı açacak, gold alacaktı. Hem tapı açamadı, gold alamadı. Hem de base attı, botu açtırdı. Böyle şeyler anladınız mı? Şu an gözüm şeydeydi. Golemlerin o bekleme süresindeydi. Bekleme süresi sıfırlandı. Hemen girdim golemleri aldım. Şimdi burada bir daha base atıp Yakut kristal alıyorum. Bir tane daha can alıyorum mesela. Bakın. Tak bir tane daha can aldım. Neden yaptım bunu? Alacak objektifim yok. Her lane pushta. Üstüne 400 gold'um da var. Alacak hiçbir şeyim yok. Yine base attım abi. Zaten Boron şeyim de var. 4 saniyede base atıyorum. Aldım Yakut kristalini. Ne olacak? Oyunun early game'inde çok hata yaptık. Yani çok demeyelim hata yaptık bayağı. Aynı şey yok lan. Neyse arkadaşlar hata yaptık. Hata yaptık kabul edelim. Ama ne oldu abi late game'de? Yaptığımız 2-3 hamle ile şu 9-0 Vayne'i 12-3'e getirdik ve oyunun hiç gram etkisi yok şu an. Bakın bizim Aphelios'a 1-6'ydı adam. 8-7 oldu mesela. Adam bir kere öldü. 8 kill kaç kill aldı? 1-6 oldu. 7 kill aldı. Bir kere öldü. Anladınız mı burada? Ben burada vuracağım atıyorum. Lee Sin'in buraya gelmesini bekliyorum. Çalada bekliyorum burada. Lee Sin gelmiyor. Lee Sin'in gelmediğini görünce ne oldu ya abi? Lee Sin diyoruz. Bota mid'e gidiyor. Hemen ne yapıyoruz? Mid'e yürüyoruz biz de. İzleyin. Mid'e yürüyoruz şu an. Bakın. Burada çok iyi bir şey yapıyorlar. Bakın bakın bakın. Bakın. Hop. Şimdi burada adamların totemi var. Adamlar buraya yakın. Bakın ne yapıyorlar şimdi. Ben burada tekim. Hop. Adamların hepsi bana çoluyor. Dedik sıçtık. Tamam. Burada sıçıyoruz. Ama bakın burayı nasıl kazandırıyorum. İzleyin şimdi. Şimdi Lee Sin bana atlıyor değil mi? Normal bir şekilde 0-5'e alalım. Burada ikisine E atıyorum. Biraz daha uzaklaştırıyorum. Biraz daha süre kazanıyorum bakın. Şimdi burada bana Q tutturuyor. Burada atlamıyorum tamam hemen atlamıyorum. Lee Sin'in Q atmasını bekliyorum. Olabildiğince vakit kazanıyorum. Burada atıyorum. Hemen içeriye doğru atıyor beni. Ama ne oldu? Bakın burada adamlar ben yine 3 kişiyi oyalıyorum. Yine 3 kişiyi kesiyorum. Yine kaynakları da bana atıyorlar. Ultidir, ne bileyim Q'dur, Ward'dur her şeyi bana atıyorlar adamlar. Kalkandır. Ne oldu abi yine 4'e 1 pozisyon oldu burada. 3'e 1 pardon. Pardon 4'e 1 evet 4'e 1 pozisyon. Bakın ben yine geç ölüyorum burada. Bak yine yarık gözlük, yine Starak. Bak yine can aldım bunu hayvan gibi. Bak Lulu ultisi gitti. Lulu ultisi boşa gitti şu an. Bak yine abi bütün kaynakları üstüme çekiyorum burada bak. 1 kişiyim. Aldığım itemler sayesinde. Aldığım itemleri tekrardan göstereyim size. Bak şimdi Aphelios bak şu oyun başı hiçbir şeye yaramayan ADC'nin şimdi atacağı şeye bakın bak ilk killini al tamam mı hızlandırıyorum bak ikinci kill bak hop üçüncü kill bak geliyor bak
Dördüncü kill. Bak beşinci kill. Bu adama pent attırıyorum. Bak. Bu adam pent atıyor. Tamam, takımın etkisi var, oryan ultisi var ama bütün kaynakları zaten tek başıma ben aldım. Artık takımı orayı toplamak, orayı silip sürmek, yalamak kaldı yani. Takım da bunu yapıyor Allah'a şükür. Ne oldu abi? Benim yaptığım itemler, benim aldığım itemler sayesinde, benim burada yaptığım hatayı iyi değerlendirmem sayesinde biz bir fight aldık. Burada yaptığım normalde hataydı benim. Tek başıma kaldım burada. Ama itemlerime güvendim. Burayı savundum abi. Buraya olabildiğince vakit kazandırdım. Orada ultimiz var, Aphelios ultimiz var. Bir sürü kaynağımız var bizim. Adamların hiçbir kaynağı kalmadı burada yaptıkları fight sayesinde. İleri sarıyorum abi. Şimdi mid'deki fight'a geldik. Mid'deki fight'tan olaya hemen bakalım. Şimdi burada red var. Burayı takımı kazandırmak istediğim için burada alıyorum. Mid'in durumu iyi. Mid'de durumlar iyi. O yüzden mid'e hiç gitmiyorum. Hemen red'e alıyorum buradan. Takıma red buff veriyorum. Lee Sin'i görüyorum. Lee Sin'in konumunu görüyorum. Heavy'yi görüyorum. Her şeyi görüyorum. Bakın burada atlayacağını biliyorum. Hop! Adamı direkt tutuyoruz burada. Bak Lee Sin hata yaptı. Lee Sin hemen hatasını değerlendirdi. Bak buraya atladık. Ult attım buraya. Ne olur ne olmaz diye. Ulti ile geldik. Heavy'yi zaten bot side'da. Adam yönebi Heavy'yi kaldı zaten. Heavy'yi kolay lokma. Heavy'yi yeriz abi. Heavy'yi ne yapabilecek? 2-7 adam. Sadece Serap'ın şefkati var adamda. Hiçbir şey yapamaz. İzleyin şimdi. Bakın yöne buraya atlayacak. Ben yöneden çekindiğim için yöneden çıkıyorum bak. Heavy'yi kolluyorum ben. Yön ultisi yemek istemiyorum içime. Yön ultisini alıyor abi, direkt hıvıyı attırıyorum. Hiç düşünmüyorum bak. Bu kadar. Şu oyunu kazandık. Şu bot lane'in 14'e 5 olan Dane oyun kaybetti mesela. Bu Orion da bana oyun başında jungle diff yazdı arkadaşlar. Aphelios beni kaç kere pingledi. Gördünüz mü? O yüzden hiçbir şekilde mentalinizi kaybetmeyin. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Daha çok analiz gelmesini istiyorsanız beğenin, like atın. Bay bay.